Yarım kalan hikaye mutlu sona ulaşacak mı? Fenerbahçe taraftarının aklında artık böyle bir soru var Okay abi. Beklenen resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü çok tanıdık bir isim. Vitor Pereira oldu. Ve tabii ki Fenerbahçe kulübü bu açıklamayı da yarım kalan hikaye mutlu sona ulaşacak şeklinde bir açıklamayla, notla tanıttı. Neler söylersin? Öncelikle merhaba. Bence çok iyi bir tercih. Umarım beni linç etmezler. Gerçekten iyi bir tercih. İlk gördüğünde şaşırdın mı abi? Ben çok şaşırdım. Ben Bilic'i bekliyordum. Yani Bilic olacakmış gibi gözüküyordu. Aklıma bir ara geldi. Sonra dedim ki yok ya o... Hayır yani şimdi zaten boşta o. Tavana bakarken falan düşündüm. Yani şimdi tepki olur ya falan dedim. Allah Allah kim olacak acaba? Ama acayip biri olacak falan diye düşündüm. Bilic'i beklerken son anda o geldi. İlk etapta bir şok oldum. Ama sonra biraz mantıklı bakmaya başladım. Uğur, burası domestik bir lig. Hiç hava atmayalım kimseye. Şu Avrupa Şampiyonası'ndaki olayları görüyor musun? Her oynanan maçtan sonra biz biraz daha irtifa kaybediyoruz. Adamlar üçlü oyunu, üç stoperli oyunu, kanatları çok iyi kullanan oyuncularla ön tarafta 5 hücumcu oyuncuyla falan değişim yaşayarak puzzle anormal bir derecede geliştirilmiş bir şekliyle oynuyorlar. Ya ben her defasında dehşete kapılıyorum. Neden bu? Bazı hocaların başlattığı üçlü kampanyası, diğerlerinin oyunda ne kadar tasarruf sağlayabiliriz düşüncesi, oyunculardan daha fazla verim nasıl yapabiliriz, alan adam savunması geçişleri nasıl yapabiliriz. Şimdi bu şartları biz uyamadık. Bir tane oyuncu söylesene bana Türkiye'de bak bu futbolcu çok öne çıktı diye. Kaleciyi söyleme. Kaleci geç. Yok. Yok. Çek ya da Patrick Schick çıktı. Kimin aklına gelirdi turnuva öncesinde? Meyle var mesela Danimarka'da. Kimin aklına gelirdi? Diğerlerini saymıyorum. Premier League falan, İtalya falan oynayan oyuncuları. Çok acayip adamlar çıktı. Her takımda. Arnautovic, bu adamı biz hatırlıyoruz ya. West Ham'da falan acayip işler yapıyordu. Ha falan. Tekrar hatırlattı. Seferovic. Ya Seferovic sanki antik çağdan kalan bir adammış gibi görüyorlardı. Heh, kalmış mı antik çağdan? Al Seferovic çıktı. Bir sürü ismi sayabiliriz buraya tabii. Sığmaz. Bizden bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Dolayısıyla bizim teknik direktörümüz de zayıf kaldı diğerlerine göre. Çünkü orada başka bir akıl varmış. Her geçen gün milli takım geri geliyor. Burası domestik bir lig arkadaş. Bu ligde yabancı hocaların şampiyon olması çok zor. Zico'dan sonra da olmadı değil mi zaten? Yıllar yıllar geçti. Ben Pereira'yı yabancı olarak görmediğim için doğru görüyorum. Biliyor buradaki sistemin ne olduğunu. Koku şaşırmıştı, avukat şaşırmıştı. Gelen bir şaşırdı. Bilic de biliyordu burayı. Yani Bilic'le Pereira arasında doğru bir karar verdiler. Daha önce burada yaşadı. Agresif Fenerbahçe taraftarının da haksız bir durumla karşılaşıldığında çıkıp tıkır tıkır konuşacak bir hocaya sıcak bakacağını düşünüyorum. Bence iyi bir tercih yaptılar. Ama beklenti o kadar yükseltildi ki Uğur. İşte beni tezle başladılar. Burada tıkanıyoruz sanırım. Ben de sana şey demiştim evet hatırlıyor musun? Havalı bir hoca. Benitez dedik. Hı-hı. Hatta Fonseca bile bir tık alt seviyeye kaçıyordu. Abi burayı anlayamazlar Uğur. Anlayamıyorsun. Buraya gelince anlayamıyorsun. Bak Avrupa'ya git buradan. İtalya'ya git, Fransa'ya git, İngiltere'ye git. Nereye gidersen git. İki gün sonra çözüyorsun şehri, ülkeyi ve hayat biçimini. İki gün sonra. Ve tıkır 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 ilerliyor. Buraya geldiğinde öyle kolay değil çözebilme. Zor bir ülke burası kabul edelim. Futbolda daha da zor bir ülke. Ya ligi bileceksin arkadaş muhabbeti var. Oyun kuracak mısın? Yok. Üçlü, dörtlü bilmem ne. Oynatsan bir şey. Baskı çok fazla. Baskı yapanların hiç uluslararası bakış açısına sahip olmadığı bir sistem. Bir isim üzerinden spekülasyonla gazetecilik yapabiliyorsun. Falan falan. Dolayısıyla doğru bir adam. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Dedim ya o gün havalı bir adam olur. Benitez çok havalı diye. İşte Fenerbahçe havalı bir takım olmuş. Havalı birini istiyor ya. Bu iş havalı biriyle olmuyor. Peki Vitor Pereira bana göre de iyi bir hoca. Kesinlikle. O konuda sana asla karşı gelemiyorum. Çok doğru bir seçim aslında. Yani çok ama iyi bir yabancı profili karşılıyor mu tam olarak? Efendim? Sayın Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu gönderdiği günden Vitor Pereira'yı getirdiği güne kadar anlattığı ve kamuoyuna anlatılan profili karşılıyor mu? Hatta bir şeye daha dikkatini çekmek istiyorum. Fenerbahçe Kulübü Pereira'yı açıklarken son iki görselde Pereira'nın analizini yaptı. Yani daha önce çok alışılagelmiş bir durum değil bu. Biraz da sabrı olmayan taraftarı aslında yeniden Pereira'yı kabullendirme çabasıydı bu. Türkiye'nin içine düştüğü dilemmalardan birisi de bu zaten. Taraftarın ne reaksiyon vereceğini biliyorsunuz ve onları ikna etmeye çalışıyorsunuz. Tamam taraftar tribünde taraftar olmalı. Yani sosyal medya üzerinde böyle muazzam örgütlenerek onu istemiyoruz, bunu istiyoruz, şöyle olsun, böyle olsun. Bunlara kulak astığınız zaman bir yere varamazsınız. Ben Ali Koç'un bakış açısını şöyle değerlendiriyorum. Düşündü bence, dedi ki evet bu ligin domestik bir lig olduğunu ve bu şartlara uygun birinin olması gerektiğini anlıyorum. Doğru adam da bu ikisinden biridir. Bilic veya Pereira'dır. Bilic olmadı, Pereira oldu. Bilic'in finishing'i yoktur. Yani çok iyi
Mesela West Ham sezonunu hatırlarsan şahane bir takımdı yani. Keyifle izletiyordu. Gökhan Töre'yi bile almıştı ama finishing'i kötüydü. Pereira öyle değil. Pereira iyi bir takım kuracak. Bak Avrupa Şampiyonası'ndaki o üçlü sistemi Fenerbahçe'de kullanacak göreceksin. Hatta çok eleştirilen Monaco eşleşmesinde Fenerbahçe o maçlara üçlü defans hattıyla çıkmıştı. Bravo. Galiba Kea, Bruno Alves, Şikertel vardı. Şikertel. Üçü Van der Fiel sağ kanattaydı. Solda Hasan Ali Kaldırım. Ortada Salih Uçan, Josef de Souza, Mehmet Topal. İleri uçta Emenike ve Fernandao. Van Persie yedekti. Hatta zaten belki de Pereira'yı götüren, onu zayıflatan bu süreçte Van Persie ile yaşadığı gerilim bir ihtimal. Belki de buydu ve tabii ki 74 puan toplamasına karşısında çok güçlü bir Beşiktaş takımı vardı ve şampiyon olamadı. Bu süreçlerin akabininde de Pereira'ya yollar ayrıldı. Pereira elinde poşetlerle selde kalmış, fotoğraflanmış bir adam. Kozmetik bir karakter değil yani. Bildiğin Anadolu çocuğu gibi. Markete gidip poşetlerle çıkması bile seli bir tarafa attım. Sempatik bir durum. Yani Suudi Arabistan'da çalıştığı dönem basın toplantısında moderatörün soruları ben işte onu konuşmayalım, maçı konuşalım falan filan derken verdiği tepki dünya çapında yankılanmıştı. Belki Samandıra'ya o disiplini getirebilecek bir karakter. Bence doğru bir karar. Benim sadece aklımdaki soru işareti Ali Koç ve yönetimi bir plan dahilinde mi Vitor Pereira'yı getirdi? Yoksa gelen red yanıtlarından sonra biraz Pereira'ya mecbur mu kaldılar? Ben konuştum Nuno'yla, yani Nuno Espirito'yla ilgili herhangi bir şekilde akıllarına bile gelmemiş. Sadece medya yazmış. Fonseca'yla anlaşıldı dedi. Menajerlik şirketi bir görüşme bile yapılmadı dedi mesela. Hiç yani yazılanların çoğundan haberdar değiller. Yani biraz abartılıyor. Haber alamıyorlar artık Fenerbahçe'den anladığım kadarıyla muhabirler. Haber alamadığınız zaman hayal gücünüzü devreye sokarsınız. Bu sene futbol şubesinden sorumlu Ali Bey var. Selahattin Baki ile birlikte onlar yürütecekler. Çok fazla haber sızacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Nuno Espirito falan hiç gündeme bile gelmemiş. Evet, bir buçuk gün önce beni aradılar şeklinde konuşuluyor ama benim yorumum bu. Bir dakika. Yabancı getirelim ama bu hikayeyi de bilsin burayı. Gerçekten ligi tanıma esprisinde ben artık diz çöktüm ve biat ettim. Ligi bilmeli hoca. Çünkü bu lig kendi şahsına münhasır köşede bir lig abi. Yani Avrupa liglerinden biri değil. Avrupa Futbol Şampiyonası'na gözümüzün içine soka soka ispat ettiler bunu. Ha bu arada Fenerbahçe ile ilgili soruların bittiyse Avrupa Şampiyonası'ndan bir skandalı anlatmak istiyorum. Tabii ki abi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hakemler birinci maçtan son maça kadar performanslarıyla değerlendirilirler. Birinci maç iyi, iki iyi, üç iyi, dördü verirler, beşi verirler, finali verirler. Dünya kupalarında da böyledir. Mesela Lahos, İspanyol bu sene Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Final yönetmenin bir numaralı adayıydı. Ne oldu? Hatalı bir maç sonrasında Lahos'u gönderdiler. Hata yapmadan 3 maçı tamamlayan ve Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olan yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte Cüneyt Çakır'ı Londra'ya çağırdılar. Elendi 19 hakem. İstanbul kampı bitti, Londra'ya çağırdılar. Londra'ya gittiler. 2 gün sonra odalarına çağırdılar. Dediler ki şimdiye kadar yaptıklarınız için teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Ayıp ya. Yani hakikaten ayıptır. Yani Cüneyt Çakır en az yarı final yönetirdi. Hollandalı hakemle Alman hakeme verdiler oraları. Bir tanesini yönetebilirdi. Şimdi diyorum ki Türkiye'de şöyle var. Fenerbahçeliler diyor ki ey yamcı. Galatasaraylılar diyor ki ey yamcı. Beşiktaşlılar diyor ki ey yamcı. Trabzonlar dünyanın en iyi hakemlerinden birisi listesine girmiş artık. Kabul edin etmeyin. 2012'den beri yönetiyor. 2012'de ilk yönettikleri Avrupa Şampiyonası'nda Ronaldo daha genç bir adamdı. Ufacık bir adamdı. Ronaldo artık babası oldu turnuvanın. Yıllardır yönetiyorlar. Ve yıllardır büyük hatalar yapmadan buraya kadar geldi. Ayıptır ya geri göndermek. Ben de en çok buradaki insanlara kızıyorum. Domestik halimize kızıyorum. İşte diyorlar ki efendim UEFA da uyanık tabii. Burada ne performans gösterdiğini herkes biliyor. UEFA tabii hak etmiştir. Diyelim ki kötüydü bu sene. Beğenmediniz. Ama buradaki performansa göre değerlendirilmiş. Büyük ayıp ettiler. Bir Slovenya karşılaşması var biliyorsun Ceferin Slovenyalı. O karşılaşmadaki hatası nedeniyle Ceferin'in meseleye taktığı ve bu nedenle Cüneyt Çakır'ı soğuk baktığı söyleniyor. Bunlar yazılan çizilen şeyler. Demek ki futbolda UEFA başkanı da olsanız, YouTuber da olsanız, internet fenomeni de olsanız birine taktığınız zaman o oradan kurtulamıyorsunuz. Bir şekilde takınca kurtulamıyorsunuz. En gariban adamlar hakemler. Ve hiç kimse sevmiyor hakemleri. Hiç kimse sevmiyor. Bence Cüneyt Çakır ve arkadaşları 10 numara 3 maç yönettikten sonra dönüyorlar. Küçük bir destek hak ediyorlar. Eğer Türkiye'deki bütün kulüplerin taraftarları hakemler için kötü şeyler söylüyorsa o zaman iyidirler. Bu da bir önerme olarak kalsın. Herkesin bir intikamı var. Ben hiç Avrupa'da böyle bir şey görmedim.
Alay ederler hakemlerle. İngiltere'de de ederler, Almanya'da da. Ama sonuçta hak ederler. Adaleti bu sağlayacak diye. Kesinlikle. Çok ayıp etti Cefer'in. En azından bir yarı final gerekiyordu. Ama Dünya Kupası'na gideceğine eminim. Için. Yani Dünya Kupası biletini ceplerine aldılar burada. Herkes farkında. Avrupa'daki hakemlik müessesesi de farkında. Herkes farkında. Tertemiz maç yönettiler. Yani ne bayraklar kalkmadı. Bütün bayrakları doğru kaldırdılar. Ne düdükler çalmadı. Hepsi doğru çalındı. Hiçbir hata yapmadılar. Yine hata yapmaları maçtan sonra bir tweet attım ben mesela. Arkası ama son dakikadaki Eyyam'ını gördük. Ay Allah'ım yarabbim ya. Siz mesleğinizde süper misiniz yani? İnanılmaz iyi meslek mi icra ediyorsunuz? Şahane misiniz mesela? Adalet duygunuz zirvede mi mesela? Ya çocuklarınıza bile adil davranmıyorsunuz ya. Ya oğlunuzu kızınızdan daha farklı seviyorsunuz. Çünkü o benim işte oğlum falan. Hep adalet sizde, hakemlerde yok. Ben Cüneyt Çakır'a Türk vatandaşı olarak teşekkür ederim. Türk futbolunu oraya kadar getirdiği için. Domestik ligimizle devam edelim mi abi? Evet. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray son günlerde bana göre biraz daha işlevsel ve agresif bir tutum içerisinde transferde. Bunun nedeni olarak da Raşit Gezal'ı görüyorum. Beşiktaş'ın geçen sezonki en büyük, en kilit oyuncusu, şampiyonluktaki en büyük pay sahibi oyuncuydu ve Beşiktaş bu sezon içinde Raşit Gezal'ı kadrosuna katmak için çalışmalarda bulunuyor ama Galatasaray'ın da Cezayirli oyuncuyla görüşmeler yaptı, ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklar bu bilgiyi doğruluyor ve bir anlaşmanın da olabileceği şeklinde bazı işaretler, bazı duyumlar da söz konusu. Bu durumu nasıl yorumlamak gerekiyor? Galatasaray'ın Gezal'a gerçekten ihtiyacı var mı? Galatasaray'a transfer olursa, olası bir transferde nasıl bir katkı verebilir? Türkiye'deki bu ortam neye dönüşebilir abi? Türkiye'de Gezal'la Cengiz Ünder gibi iki oyuncun olsun, şampiyonluğun garanti gibi diyebilirim. İhtiyacı var mı sorusunun cevabı. Ha, Cengiz daha sprinter bir oyuncudur. Daha dribling yeteneği yüksektir, daha hızlıdır. Tak tuk işi bitirir. Gezal da attığı ince paslarla öldürür. O yüzden hani Gezal'a Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da hiç kimse hayır diyemez. Ha ama Gezal'ın benim beğenmediğim tarafları var. Defansif anlamda zayıf kalıyor. Bazen oyundan kopuyor. Çözdüler son bölümde de. Kapatıyorlar önünü, hareket etmesini engelliyorlar. Dünyanın en iyi futbolcusu falan değil. Böyle aa olmazsa olmazlık bir durumu yok. O hikaye çok tuhaf ya. Şöyle adlandırıyorlar. Yani, Beşiktaş Gedson Fernandes'e Kaan Ayhan'a bir ilgi gösterdi. Galatasaray'ın transfer gündemindeki oyuncular bunlar. Buna karşılık bir misilleme olarak da Raşit Gezal hedefte Galatasaray cephesinde. Hatta belki Rozier bile listeye girebilir şeklinde dedikodular var. Sosyal medya duyumları var. Sen de biliyorsun. Ya bu artık çocuksu bir hal almaya başladı. Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımda herkes oynamak ister. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım. Yani 200 bin euro, 300 bin euro, 400 bin euroya ben pek fazla bakmam. Şampiyonlar Ligi oynamak isterim. Türk milli takımı eğer Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en azından Çekler kadar, Ukrayna kadar iş yapsaydı ne olurdu? Herkesin fiyatı yükselirdi. Hiçbirinin fiyatı yükselmedi. Hiçbirine talip yok. Mesela Dorukhan İspanya'ya gidiyordu. Nerede? Hala yok. Yok. Birazcık kıpırdayan Cengiz Ünder Marsilya'ya kiralık opsiyonla gitti. Heh. Uğurcan nerede? Yok ona da bir teklif. Ozan nerede? Yok bir teklif. Liverpool'dan ayrıldı. Ozan Tufan Ozan yok, Kabak, Deniz yok. Evet doğru. Yok bir teklif. O da doğru. Ya yok yani. Hiç kimseye bir teklif yok. Hiç kimse ama şu Türk oyuncuları alalım demiyorlar. Cengiz'i alıyorlar ama. Mesela Çağlar Söyüncü için bile transfer dedikoduları kesilmiş durumda. Yani tabii bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hareket gelebilir. Yani Çağlar da çok üst düzey. Artık o havuzun içerisinde o adamlar. Cengiz'i dön İstanbul'a getir. İstanbul'dan Marsilya yarı fiyatına transfer eder. Şimdi bu şartlar altında bakıyorsun. Getson'u almak ister Beşiktaş ya da Sergen Yalçın ister. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Aldığınız zaman sizi bir yere taşır. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için, ön plana çıkmak için bir yere gider. Ama Türkiye'de bir adam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe forması giydikten sonra öbür tarafa gitmesi çok zor oluyor. Fazlasıyla kutsallaştırıyoruz oyuncuları. Çok fazla formayı öptürüyoruz. Bayrağın önünde sevgi mesajları veriyoruz. Sokağa çıkıyorlar. İyi ki Cimbom'dasın, iyi ki Kartal'dasın, iyi ki Fener'desin. O kadar bir baskı altında kalıyorlar ki adım atamıyorlar. Bak Babel Galatasaraylılar tarafından deli gibi sevilmiyor bence. Bence de. Sevenler varsa eyvallah bir şey demem de. Deli gibi böyle aa Bobel falan. Beşiktaş'a çok iyi işler yaptı. Beşiktaşlar da ondan büyük ihtimalle nefret ediyorlar. Budur yani. Gezal bu şartlarda Galatasaray'a gelir mi? Galatasaray o parayı ona verir mi? Yok. Galatasaray'da anladığım kadarıyla yazılanlardan biz de ilgileniyoruz seninle diye mesaj atmış oraya. Beşiktaş'ta biz de sizinle ilgileniyoruz diye Getson'a atmış. Fiyatı yükseldi. Aferin böyle devam edin. Gerçekse bu devam edin. Gerçek değilse de çıkın deyin ki bir takım menajer oyunları var bu işin içerisinde. Ve buna karşı iki kulüp olarak birleştik. Buraya set çekiyoruz kardeşim deyin. Gezal'ı da almıyoruz, Getson'u da almıyoruz deyin mesela. Ama varsa da biri hareket ederse öbürü de hareket eder. Aklım almıyor bazı şeyleri ya benim. Mesela Kaan Ayhan'a da Beşiktaş teklifi. O da olabilir. Kaan Ayhan çok iyi futbolcu. Kaan Ayhan gole yakın bir stoper. Üçlü savunma oynatacaksan şayet üçlü savunmada
Ben Sergen Yalçın'ı deneyeceğini düşünüyorum. Nefis bir adam. Gole yatkın. Ayağı top da yapıyor. Tabii çok tam olmuş değil ama. Türk kontenjanına da uygun. Ya bu Getson işinden falan, bu Getson Gezal işinden falan vazgeçmek lazım yani. Ha, siz bizim oyuncumuza talip mi oldunuz? Biz de size talip olduk. Talip olmak şöyle bir şey. Sorarsın. Bak senle bir takım kuralım biz. Bağcılar United mesela, tamam mı senle? Biz Bağcılar United takımı olarak Gezal'la ilgileniyoruz. Teklifimiz 2.8 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası, atıyorum. Gönderelim karşı tarafa ondan sonra. Onlar diyecekler ki bu konuyu görüşelim. Sonra da yaz Bağcılar United olarak Gezal'a talip olduk. Getson'u istiyoruz. Bağcılar United olarak yeni bir kurul içerisindeyiz. İşte şuradan başlayacağız. Çok da paramız var. Getson'a 4 milyon euro, işte 8 milyon satın al. Bu iş bu kadar basit yani. Temas şöyledir benim bildiğim. Temas, gidersin otelin lobesinde oturursunuz veya kafede, hoca, menajer, oyuncu. Projenizi anlatırsınız karşılıklı olarak. Ne yapmak istediğinizi ortaya koyarsınız. Teklif budur bence yani. Sordurmak teklif değildir. Sordurduğun zaman anlaştı da haber değildir. Ama haber yapan da tepki gösterip biz bunu duyduk. Duyamazsın abi. Nasıl duyabilirsin? Türkiye'deki transfer hikayesi bu. Duyamazsın ki. Uğur, duyabilir misin? Gazetecilik, habercilik şöyle bir şey. Teleobjektifle 400 metreden şak 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 fotoğraflarını çekersin. İşte dersin, konuşuyorlar. Yani sürekli mail atılan, WhatsApp'tan teklif atılan bir ortamda duyamazsın ki. Sana bilgi verirler. Yani piyasada haber konusunda market maker'lık yapan kulüplerin ta kendisi. Yöneticilerin ta kendisi. Lig başlamadan birbirleriyle mücadele ediyorlar ama cepken delik, para yok. Tabii şimdi buna benzer başka olaylar da yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Adana Demirspor, Süper Lig'in yeni ekibi, transferde ciddi şekilde, hızlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak da Galatasaray'ın da eski oyuncusu olan Younes Belhanda'yı kadrosuna katmıştı. Belhanda'nın dikkatimi çeken bir açıklaması var. Paslı oyuncu demiş ki, kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Acaba bu Türkiye'ye çok alıştığını mı gösteriyor Okay abi? Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünün, bu arada büyük ustayı saygıyla anıyorum. Nur içinde yatsın. Hala güldürüyor bizi. Hala böyle hiçbir şey düşünmeden sadece ekrana bakarak rahatlamak istediğimizde basıyoruz ve bir Kemal Sunal filmi izliyoruz. Var ya bir filmi. İnek Şaban filmi vardı. Kanımız, yani kanımı kesseniz sarı kırmızı akar. Sarı lacivert akar. Lacivert. Siyah beyaz akar. Yani ona benziyor. Ya Belhanda, sevgili Belhanda, belki başka bir şey söylemiştir. Espri yok, sonrasında böyle. Devamında da Galatasaray'ı yenmek zorundayız. Onlarla olan maçları kazanmamız gerekiyor demiş. Normal bunlar. Yani o açıklamanın devamı da böyle aslında. Ben şeyi sevmiyorum ya. Ya bir oyuncu bir kulübe geldiği zaman %100 profesyonel olmalı. Yani taraftarı toparlayabilmek için. Eskiden formu öpmek vardı, şimdi Instagram'dan resim atmak var. Ya bundan bir vazgeçin, Türkiye'de vazgeçin. Abi burası domestik, yapmayın yani. Başka yerde olur da. Hoşlarına gidiyor. Bir bakıyorlar 100 bin beğeni, 200 bin beğeni, 15 bin yorum. Şak şak şak. Arkadaşlarına hava atıyorlar. Bak şimdi bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Çık 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 bak. Fotoğrafı paylaştın değil mi? Bak. Tık 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 tık. Vay be. Özellikle Türkiye'de oynayanlar için bu. Yapmayın bu işleri. Belhanda, Balotelli, Yannick Bolasie'nin de gelme ihtimali varmış oraya. Hasan Balonga geldi. Bruma'yı istiyorlarmış. Malatya Spor yıllar önce Brezilya milli takımının 3 oyuncusunu transfer etmişti. Carlos kaleci, Eder, Serginho. Oo, olay olmuştu. Ama biraz onu hatırlatıyor. Yani çok büyük zaman dilimi farkı var arada ama Adana Demirsporlu Balotelli, Belhanda izleyiciler için tribünleri doldurma açısından iyi bir hamle. Yarışmacı bir takım olabilirlerse şayet Türkiye Ligi'nde aslında, değil mi? Mesela işte Belhanda'nın yanına Galatasaray'da Balotelli'nin geldiğini, Yannick Bolasie'nin geldiğini falan düşünsene. Birdenbire şampiyon ilan ederdik veya Beşiktaş'a geldiğini. Oraya gittiği için gözden düşmüş gibi gözüküyorlar. Yok değiller. Türkiye Ligi'nde iyi iş yapmaları lazım. Yani şu şartlar altında paralarını da zamanında alacaklarını düşünüyorum. Çünkü hani Murat Sancak da varlıklı bir iş adamı. Yani şampiyonluk adayı olarak başlamalı. Muhtemelen tabii. Samet Hoca da başlarında. Geçen gün yaptığım bir paylaşım vardı. Hatta son olarak da bunu masaya yatıralım izninle. Arda Güler'le ilgili. Aslında sen biraz oradaki Türk futbolundaki yaş sıkıntısına dikkat çekiyorsun ve algılarımızın değişmesi gerektiğinden bahsediyorsun. Ben izninle örnekleyeyim. Wayne Rooney 16 yaşındayken Avrupa futbol piyasasına çıkış yaptı. Veya keza Kylian Mbappe 17 yaşında Monaco'ya çıktı. Jude Bellingham 16 yaşında Borussia Dortmund tarafından 25 milyon euroya transfer edildi. Keza Jadon Sancho 18 yaşında Dortmund'a gitti. Veya Erling Haaland 17 yaşındayken Molde'de harikalar yaratmaya başlamıştı. Aslında bu algıları gerçekten değiştirmemiz lazım Okay abi. %1 milyon. Ben o tweet'i attım. Ya baktım çocuk çok iyi top oynuyor. Daha önce de
övgüye şayan işler yapmıştı. Bizde şöyle bir huy var. Bunun kumaşı iyi, şunun kumaşı iyi, herkesin kumaşı iyi. Tekstilci mübarek herkes. Arda farklı bir adam. Şimdi dedim ki yani evet ya şu kafadan bir kaldırın alsın. Örnekler var. Rooney örnek vermiş ki Rooney'i anlattım ben. İngiltere Premier Ligi'nde oturdum. Çıktı Wayne Rooney 16 yaşında. Tıkır tıkır top oynadı Wayne Rooney. Ve gol attı. Ben de bağırdım. Tarihin en genç gol atan futbolcusu oldu diye. Gözümün önünde Mesut Özil de 16 yaşında, 18 yaşında mıydı? Hatırlamıyorum. Bundesliga'da bir Schalke maçı anlatıyordu. Mesut diye bir çocuk girdi. Böyle incecik bir çocuk, tıfıl bir çocuk girdi. Bir iki hareket yaptı. Aa falan. Ne güzelmiş. Mesut diye biri varmış diye. Canlı yayında öğrendim. Saydığın isimleri teker teker bir daha saymayayım zaten. Bu dönemin isimleri. Şöyle bir şey geldi. Ama Wayne Rooney daha güçlüydü. Hayır abi çok güçlü değildi. Böylesi daha sonraki haliyle değildi. Gençti, dinamikti, hızlıydı. Arda'nın biraz daha gelişmesi lazım. Ömer Faruk'un da biraz gelişmesi lazımdı. Rıdvan'ın da biraz gelişmesi lazım. 1980'li yılların sonunda bir reklam kampanyası vardı televizyonlarda. Can Bartu, Mustafa Denizli hatırladığım ünlü spor adamları çıkıyorlar ve süt reklamı yapıyorlar. Geleceğin milli takımını sayıyorlardı. Uğur, Okay, Kaan, Ahmet, Mehmet, Recep, Mücahit falan diye arkasından işte geleceğin milli takım için, çocuklarımıza süt için süt içirin diye. Hiç kimse o reklamı izlememiş. Süt mü içirmedik biz Rıdvan'a, Arda'ya? Bunlar da gelişirler, olurlar abi. Yani neden Arda niye olmasın ki? Daha gelişmesi lazım. Geliştiği zaman almıyorsun. Kaçırdığın zaman da bizi bıraktı gitti, bizi anlamadı diyorsun. Orada başarılı olduğu zaman da ondan sonra çekirdek yiyip çitleyerek izliyorsun. O yüzden Arda Güler olmalı. Ha, bu Fenerbahçe'nin kararıdır. Sen sadece örnek vererek biz gazetecilik yaparız. Deriz ki ya bu adamlar bunu yapıyorlar. 16, 17, 18, 19 hiç fark etmez. Takır takır top oynuyorlar. Futbol hızlı oynanan oyun. Hızlı oynanan oyun. Durarak oynanan, fizikle oynanan oyun değil. Futbol artık bir memurluk işi değil. Freelance iş. Ya yani memur tamam ben 9 numarayım abi 5 sene takılırım. Yok. Gol atamazsan güle güle. Sağ kanat. İyi orta yapamıyorsan yallah. Sen gel. Gençsin. Gençler götürüyor bu işi. Arda Güler olmalı, olabilmeli. 10 dakika oynasın. Ömer Faruk Beyaz'ı oynatmadılar. Ya oynatın neden? Bir maçta oynadı Ömer Faruk Beyaz. Dediler ki işte önündekine vermiyor, arkasındakine vermiyor. Orada... Ya ona verirlerse o da verir. Kesinlikle. Ve modern bir 10 numara. Yani klasik değil. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Ya Luka Modric, Ivan Rakitic. Bu adamlar kaç yaşında forma giydiler Allah aşkına? Son Avrupa Şampiyonası'nda 2008'de biz Ivan Rakitic, Modric penaltılar kaçırdılar. Sevindik. Ooo ley 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 yaptık. Ne oldu? Yine çıktılar top oynadılar. Yani en azından Modric oynadı. Erkenden bu işlere girmeseydi buraya gelebilir miydi? Gelmezdi. Ben Arda Güler'in bu sene Fenerbahçe kadrosunda olmasından yanayım. Geçen sene Rıdvan oldu da ne oldu? Kötü mü oldu? Milli takıma git. Oynattı mı? Hoca oynatmadı. O ayrı. Ama hala bir Rıdvan'ın fiziğiyle takılıyor. Ya bırak fiziği matematik yani. Çok bu Cem Dizdar gibi oldu. Hiç öyle değil, hiç öyle değil. Gayet iyi, gayet iyi. Ona da selam olsun. Serkan'a da. Selamlarımızı iletelim buradan da Cem abiye. Abicim çok teşekkürler. Teşekkür ağzına sağlık. Kardeşim. Yine enine boyuna haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Bizi izlemeye devam etsinler. Abone olup beğensinler. Yani güzel olur. Ben sevinirim. Hoşuma gider. Mücahit, Hakan, Recep, Uğur, ben, Burak. Hep beraber çalışıyoruz. Gülgün. Hepimiz çalışıyoruz yani. Ya beğenin. Bir de burada şey var ya Çağan. Oraya da basın. Bildirim gelsin biz çıkınca. Bakarsınız. Ben kaçtım çocuklar.